Akşamlar değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam Programı ile yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Tromboz nedir ve bitkisel çözüm yollarından başlayalım. Evet, tromboz nedir? Tromboz, damarlarda tıkanma, kanda dolaşan pıhtının herhangi bir damarda tıkanması nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlığa tromboz denir. Yani damarın tıkanması. Eğer ki beyin damarında tıkanma olursa herhangi bir damarda bu felce sebep olur, inmeye sebep olur, beyin kanamasına sebep olur. Eğer ki kalp damarlarında bir tıkanma söz konusu olursa kalp krizine sebep olur. Çok ince koroner damarlarda tıkanma olursa kalbin o bölümü yavaş yavaş çürüyebilir. Eğer ki akciğerde bir pıhtı atarsa akciğerdeki pıhtı emboliye sebep olur. Bu da ölüme sebep olabilir. Baldır ve bacaklardaki oluşan pıhtı ise, tromboz ise genellikle toplar damarlarda oluşur. Bu da yavaş yavaş dokuların ölmesine, önce baldır ve bacaklarda ülser oluşmasına sebep olur. Bu nasıl tedavi edilebilir? Rahatsızlığa göre hangi organda, hangi dokuda rahatsızlık varsa ona göre tedavi şekli değişir. Şimdi neden tromboz oluşur? Bir, kanın yapısı bozuluyor, dokusu bozuluyor. Neden bozulur? Herhangi bir iltihaplanma, enfeksiyondan dolayı olabilir. Kolesteroldan olabilir. Yoğun kolesterol, yoğun yanlış beslenmeden, spor yapmamadan olabilir. Şimdi Türkiye'de insanlar diyor ki, ah bir erken emekli olsam, ah bir tatile çıksam vesaire. Hep tembellik düşünüyoruz. Kafamız, zihnimiz hep tembellik yerleşmiş. Ya nasıl yaparız da yan gelir yatarız. Şimdi benim tanıdığım bir Hacı Mehmet Bey, Almanya'da adamcağız 65 yaşına kadar fit, dinç, çalışıyor, işe geliyor, işten geliyor. Normal günlük yaşamında hiçbir problem yok. Emekli oldu, 6 ay sonra öldü. Yani hiçbir sağlık sorunu olmayan kişi, çalıştığı sürece hiçbir problem yok. Neden? İşe gidiyor, işten geliyor, hayat akışında, hayat düzeninde herhangi bir problem yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne oluyor? Hiçbir problem yok. Bir ritim var, bir düzen var hayatında. Problem yaşamıyor. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Kalp damar rahatsızlığı yok, kolesterol yok, tansiyonu yok. Düzenli çalışan insanda problem yok. Emekli oldu. Aa, ne yapacağım dedi. Şaşırdı bir anda. Uyuştu kaldı. Hayata küstü. Bütün organlar emekli olunca ne oluyor kişi? Genellikle emekli olanlar evde yatıyor, yatıyor, yatıyor. Yani yok çoğu. Hepsi değil de çoğu. Organlar gevşiyor, dokular gevşiyor, kaslar gevşiyor, sinirler gevşiyor, kan dolaşmıyor. Beyin sulanıyor, kalp gevşiyor, sarkıyor organlar. Ne oluyor? Aniden yallah öbür dünyaya gidiyor. Emekli olan insanlar, Almanya'da mesela dinç olan, genç olan insanlar emekli olduktan 6 ay sonra çoğu yolcu. Çoğu emekli olduktan sonra gidiyor. Çünkü hayatın ritmi bozuluyor. Türkiye'de de insanlar emekli olayım. 40 yaşında emekli olmak istiyor. Emekli olacaksın, ne olacaksın? Erken yaşlanır emekli olan kişi. Çalışmayan kişi erken yaşlanır. Erken yaşlanan kişi erken ölür. Erken ölmek istiyorsan emekli ol. Almanya'da yapılan bir araştırmada tatile gidip de deniz kenarında böyle sırt üstü yatan, hiçbir şey yapmayan 6 hafta tatil yapıp da hiçbir iş yapmayan insan üzerinde araştırma yapılmış. Beyin hücrelerinin hafıza, gri hücrelerin %30 oranında öldüğü tespit edilmiş. Ne olur? Beyin neyle çalışır? Hareket edersen, görürsen, bakarsan, araştırırsan, okursan, yani günlük aktiviteni sürdürürsen, kendini geliştirirsen beyin çalışır, organlar çalışır. Hayatın ritmini yakalarsan problem olmaz. Ama bazıları tatil yapmak için gidiyor bir yere yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yavaş yavaş beyni gidiyor.
Almanların yapmış olduğu bu araştırmada beyin hücrelerinin 6 haftada %30 özellikle hafıza hücrelerinin, gri hücrelerin öldüğü tespit edilmiştir. Adamlar 6 haftada sanıyorlar, nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun, bazıları hatırlayamıyor bile. Yani adını bile hatırlayamayacak duruma geliyor. Düşün ki kişi 4 ay, 5 ay hiçbir şey yapmasa, tembel tembel yatsa. Yani mankurt gibi olur, dünyayı hatırlamaz. Biter. Bu nedenle bizde bir yanlış anlayış var. Ya izin yapayım, tatil yapayım, yatayım, uyuyayım. Bazıları hafta sonu, pazar günü bekliyor, iple bekliyor. 10 saat, 15 saat, 20 saat uyusam diyor. Allah Allah. Ya uyusan ölüyor. Uyku ölüm, yarı ölümdür. Gün gidiyor, zaman gidiyor. Şimdi ben mesela pazar günleri Almanya'ya gidiyorum. Bazen. Pazar günü kimi bisiklet sürüyor, kimi koşu yapıyor, kimi yürüyüş yapıyor. İnsanlar sanki pazar değil de o gün bir spor aktivitesi var. Özel bir kampanya, özel bir şey var. Milli bir gün gibi her gün pazar günü herkes sokakta. Türkiye'ye geliyorsun, sokaklara bakıyorsun, bomboş. Evet, çalışmanın dışında aktiviteler, spor yapmak da vücut için önemli bu gibi durumlarda diyorsunuz. Çok doğru. Evet. Yani bu tür herhangi bir spor, aktivite yapmayan, emekli olduğu zaman bahçesinde, bağında, tarlasında, şurada, burada bir iş bulup çalışmayan kişi, benim mesela abim, adamcağız emekli oldu. Aa, kalp, tansiyon, kolesterol fırladı. Kronik kalp yetmezi, acil ameliyat şudur budur. Abi hesap ettik şu kadar para tutuyor ama Almanya'ya gitmesi lazım. İşte Türkiye'de şöyle böyle vesaire konuştuk. Dedim ki bak iksir kullan 3 ayda bir şeyin kalmaz. Ama ömür boyu da iksir kullanamazsın ki. E ne yapacaksın? Bir bahçe kirala, belediye veriyor. Git orada çalış. Çiçek dik, böcek yetiştir, arı yetiştir, kümes kur vesaire ne yaparsan yap. Aa, güzel fikir dedi. Gitti belediyeden bir küçük bir yani 100 metre kare, 150 metre öyle küçük bir yer kiraladı. Çeşit çeşit rengarenk bitkiler, domatesli, elmayı, armutlu yetiştiriyor. Hareket ediyor. Kolesterolü, tansiyonu, her şeyi normale döndü. Ameliyattan kurtuldu. Ameliyat olacaktı. Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Yani önce iksir içti 3 ay, sonra da spor gibi bahçede çalışmaya başladı. Adamcağızın yaşamı değişti. Şimdi Almanya'da benim tanıdığım Hava Hanım iş yerine düşüp bayılmış. Hastane kaldırmışlar. Doktoru demiş ki beyin ana arterinde şah damarında, esas ana damarda böyle pıhtı oluşmuş. Damarı %85 böylesi böyle tıkamış. Az biraz kan akıyor. Oksijen gitmediği için beyne düşmüş bayılmış. Ya toplanmış doktorlar demiş ki ya ameliyat edersek pıhtı kaçabilir beyne felç olur. Ömür boyu yatalak. Ne olacak bilmiyoruz. İlaç deneyelim. İlaç denemişler fayda etmemiş. Dedi ki ya İbrahim Bey siz herkesi tedavi ediyorsunuz. Bize çözüm bulun. Buyurun dedim iksir. Ya biraz sarımsak kokuyor. Ya içeceksin ya felç olacaksın. Başka yolu yok dedim. Peki içelim. 6 hafta içerisinde beyin ana arterindeki tıkanıklık %85'den %15'e düştü. 6 hafta içerisinde. Bir başka beyefendi de Mehmet Bey, adam 30 yaşında sanki 70 yaşında işten eve geliyor. Aa yorgunum, bitkinim. Hemen bir kova su getirin. Su getiriyorlar, ayağını suyun içine koyuyor. Ayaklarında sanki kurşun bağlı. Dermansız, halsiz, yorgun, bitkin, sanki kurşun taşıyor. Ayakları, bacakları, baldırı o kadar ağrı, sızı hissediyor. Ne kullandıysa fayda etmiş. Bana dedi ki bunun sebebi ne? Tromboz. Baldır ve bacaklarda kan dolaşımı zafiyeti var. Kılcal damarlar da orada yavaş yavaş damarlar daralmış. İçeride kılcal damarlarda olduğu için teşhis edilemiyor. Ne olacak? İksir kullanacaksın, geçecek. Şimdi baldır ve bacaklarda, toplar damarlarda tromboz olursa iksir, aloe vera jel, at kestanesi.
At kestanesi forte, özel bir formül geliştirdik. At kestanesi forte. Birleşiminde kara buğday, sarı yonca, civan perçemi, ayrı kökü vesaire var. Eğer beyinde damarlarında problem varsa ginkgo forte. Ginkgo beyin damarlarını, beyni, ginkgo'nun birleşimindeki ginkoloidler beyin damarlarını açar. Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürür. Yani kanı sulandırır. Şimdi bazıları kan sulandırıcı kullanıyor. Kaç gün? 3 gün, 5 gün değil, yıllarca. Kan sulandırıcı kullandığı kişi ne oluyor? Karaciğeri yavaş yavaş iflas ediyor. Böbrekleri çürüyor. Lenf sistemi bozuyor. Kanı bozuluyor. Bağışıklık sistemi. Ömür boyu kan sulandırıcı kullanır mı? Bir de bakıyorsun aniden kan sulandırıcı iç kanamadan ölümlere sebep olur. Çünkü damarların iç yüzeyinde sızmalar başlıyor. Farkına varmıyor. Bir de bakıyorsun kan sulandırıcı kullanan öbür dünyaya gidiyor. Kan sulandırıcı kullanmak en tehlikeli iştir. En tehlikeli. İsteyen Google'da, internete baksın. Kullanmış olduğu kan sulandırıcının yan tesirini. Bizde kimse yan tesirine bakmıyor. Doktor diyor ki al üç tane, yut şundan. Tamam, üç tane yutuyor. Hapı yutayım derken öbür dünyayı boğuyor. Bu kitapta kan sulandırıcısının yan etkileri hakkında o kadar detaylı bilgi var ki şimdi ben bundan bahsetsem apayrı bir program olur. Kan sulandırıcılar tehlikeli. Trombozit, yani tromboz, kanın pıhtılaşması çok çok tehlikeli. Akciğerde olursa emboliyi, kalpte olursa kalp krizine sebep olur, beyinde olursa felce sebep olur. Baldırlı ve bacaklarda olur da tedavi edilmezse baldırlı ve bacaklarda iyileşmeyen yaralar oluşur. Bilinmeyen içerideki organlarda oluşursa o organı yavaş yavaş çürütüyor. Çünkü kan akmazsa neyle beslenecek? Diyelim ki herhangi bir organda tromboz oluştu, kan pıhtılaşması, damar tıkandı. Fark edilmedi. Ne oldu? O organ çürüdü gitti. Bu nedenle çok önemli. İksir kullandığı zaman kişi 6 hafta. Ağır vakalarda 3 ay. Hiçbir rahatsızlık kalmaz. Çok çok kolay hallederiz. Peki vaskulit nedir? Bitkisel çözüm yolları nelerdir? Vaskulit de damar iltihaplanması. Bu tromboz damarın içerisinde oluşan pıhtı idi. Vaskulit ise damarın iç yüzeyinde oluşan İltihap. Neden iltihap oluşur? Bunun birçok sebebi var. Romatizmadan dolayı hepatit C, hepatit B mikrobunun bulaşması damarlarda yavaş yavaş. Romatizma kalçada, belde vesaire. Veya kişi aşırı alkol kullanıyorsa, alkol kullanımı nedeniyle damarlar açılır, gevşer, iltihaplanır. Sigara kullanıyorsa mesela Burger sendromu dediğimiz bir rahatsızlık çıkar. Burger sendromu da bir vasküliktir, damar iltihaplanması. Behçet sendromu bu da yine aynı şekilde bir damar iltihaplanmasıdır. Bunun o kadar çok ismi var ki yani damar iltihaplanmasının mesela birkaç tanesi de Japonca Kawasaki hastalığı. Bu da bir çeşit vasküliktir. Bir tanesi de yine Japonca Takayasu. İnce kılcal damarlarda oluşan iltihaplanmalar, çeşit çeşit vaskülit türleri var. Vaskülit nasıl tedavi edilir? Damarların iç yüzeyindeki iltihaplar nasıl ortadan kaldırılır? Şimdi kişinin tansiyonu düşükse biberiye forte. Biberiye antioksidan, anti-aging, düşük tansiyonu önleyici, kanı temizleyici. Biz bununla ilgili biberiye forte geliştirdik. Kişinin tansiyonu yüksekse alıç forte. Alıç yüksek tansiyona karşı, kolesterola karşı, lipide karşı kalbi besleyici. Farklı. Alıçın birleşimdeki bitkiler biraz farklı. Biberiyenin birleşimdeki bitkiler. Eğer ki karaciğerinde problem varsa, vaskülit olan yani karaciğerden kaynaklanıyorsa, karaciğerde yağlanma varsa enginar gerekir. Yani vasküliti tetikleyen birçok faktör var. Nedir rahatsızlığı tetikleyen onu bilmek gerekir. Ona uygun formüller var. Kullandığı zaman kişi
vaskülitten kurtulur. Bir beyefendi burgerden dolayı artık yürüyemez hale gelmişti. Çeşit çeşit ilaçlar kullanmış, kullanmış. Perişan olmuş. 3-4 ay iksir, aloe vera jel, alıç forte, ginkgo forte, damar çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Hiçbir şey kalmadı. Ziraat mühendisi Mehmet Bey. Şimdi her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan hastalığı tetikleyen sebepler nedir? Bunu bildiği zaman kişi ona karşı tedbir almak mümkündür. Tedavi olmak mümkündür. Vaskülit ne kadar ağır olursa olsun, tabii ki mesela romatizmadan kaynaklanıyorsa mesela romatizma da tetikler vaskuliti. Yani vaskülit damar iltihabı, iltihaplanması. Damarın iç yüzeyindeki endotel dokuda oluşan iltihap. Eğer romatizma tetikliyorsa harpago, yani şeytan pençesi kökü elde edilen çok özel bir formül geliştirdik. Romatizmayı tedavi etmeden vaskülit tedavi edemezsin. Evet, farklı farklı formüllerle mi tedavi ediyor? Dediğiniz gibi çok ismi var doğal olarak. Vasküliti tetikleyen çok çok farklı besçet tetikliyor. Burger hastalığı bir vaskülittir. Romatizma tetikliyor. Hı hı. Hepatit B, hepatit C tetikliyor. Poliartrit tetikliyor. Kılcal damarlardaki iltihaplanmalar tetikliyor. Yani aort kapağında sadece olan vaskülit var. Yani o kadar çeşitli vaskülit türleri var ki. Bunlar ayrıntılı olarak tabii doktorunun bildirmesi lazım. Yani hasta bilir. Doktoru şu rahatsızlık demiştir. O rahatsızlığa uygun formül her türlü formülümüz var. Evet, prostatla devam edelim dilerseniz. Prostatın nedenleri. Prostat. Sert çözüm yolları. Bu cüce palmiye meyvesi. Zabal zeruluta denir Latincesi. Cüce palmiye Türkçesi. Bu Akdeniz, Ege, Marmara sahillerinde bu gördüğümüz yelpaze palmiyesinin kısa boylu olanına cüce palmiye denir. Hı hı. Yani 15-20 metre yüksekliğinde olan palmiyeler değil. Kısa boylu. Şöyle 1 metre, 2 metre, en fazla 2 metre. Bu meyvenin çekirdeğinin içerisinde çok önemli bir madde var. Beta-zitoşterol. Beta-zitoşterol nedir, ne işe yarar? Bugün yapılan araştırmalarda prostat büyümesinin sebebinin, prostat bir hormon salgılar. Normal olarak erkeklerde, testislerde salgılanan sperm, üretilen sperm aşağıdan yukarı pompalanarak prostatın üstünde hemen prostata yapışık duran böyle sperm torbası var. Burada bekler meniyi. Cinsel ilişki sırasında prostatın salgılamış olduğu sıvıyla, hormonla karışarak ayran, yoğurt gibi koyu olan meni ayran gibi olur. Böylece kişiye cinsel ilişki sırasında ızdırap, acı, sızı vermez. Prostat ameliyatı olan kişiler meni çok koyu olduğu için, prostat hormonu olmadığı için ne olur? Kişi cinsellikten soğur. Bazıları diyor ki prostatın mı var? Hemen ameliyat ol. Ameliyat oldu. Adamcağızın erkekliği biter 3 gün, 5 gün sonra. Prostat ameliyatı olanların %85'inde cinsellik kalmıyor. Hemen gidiyor. Neden? Çünkü o hormon yok. İşte bu hormon, prostatın salgılamış olduğu hormon. Eğer ki prostatın içerisinde reduktaz ve aromataz isimli bu iki enzim var. Bu enzimler yavaş yavaş artarsa prostattaki hormonu, testosterol, erkeklik hormonunu, kadınlık hormonu, estradiol veya östrojen de denir, kadınlık hormonuna dönüştürür. Erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüşürse ne olur? Prostatın yapısına, dokusuna uygun olmayan bir hormon prostatın içerisinde çoğalırsa prostat büyümeye başlar. Prostat kendini o zaman ne gibi algılar? Kadın göğsü gibi algılar. Yavaş yavaş büyür. Bu nedenle bunu önlemek için ne yapmak gerekir? Bu yelpaze palmiyesinin birleşimindeki beta-zitoşterol kadınlık hormonunu, erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştüren iki enzimi, reduktaz ve aromatazı frenler. Böylece enzim oranı azaldı mı erkeklik hormonu aynı yüksek seviyede, yüksek oranda kalır.
kadınlık hormonuna, dişilik hormonuna dönüşmez. Böylece prostat büyümesi yavaş yavaş küçülür, normala döner. Şimdi Finlandiya'da 5000 kişi üzerinde deney yaptılar E vitaminiyle. E vitamini kullandılar ki prostat, iyi huylu prostat büyümesini durdurmak için. E vitamini kullanan kişiler, normal iyi huylu prostat büyümesi olan kişiler prostat kanserine dönüştü. Yani rastgele E vitamini kullanmak tehlikedir. Bu nedenle sentetik olan her şey tehlike. E vitamini dahi Finlandiya'da yapılan deneylerde E vitaminin dahi bilinçsizce kullanılması prostat kanserini tetiklediği için. Genel olarak vitaminlerin bilinçsizce kullanılması da mı aynı şekilde? İşte E vitamini faydalı dediler, deney yaptılar. Hı hı. İyi huylu prostat kanseri, prostat büyümesi kötü huylu kansere dönüştü. Ah biz ne yaptık, vah biz ne yaptık dediler ama iş işten geçti. Sorsalardı bize söylerdik. Mesela cüce palmiye. Bunun biz Zabal Forte diye ürün ürettik. Bir, prostat büyümesi var iyi huylu. Bir de prostatit, yani prostat iltihaplanması var. İyi huylu prostat büyümesine karşı Zabal, yani bu Zabal Zerulut'a latincesi, bu yavaş yavaş prostatı normale dönüştürür. Bir de prostatit, yani prostat iltihaplanması var. Bu iltihabı tetikleyen çok kötü bir virüs var. Buna karşı da etkili olan elimizde bir ürün var. Nedir? Yakutu. Yakutu burada mı? Yok, burada değil. Yakutu prostat iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Bazı bitkiler beta-sitoşitol içerir. Bu cüce palmiye, yakutu, ısırgan kökü gibi bitkiler beta-sitoşitol içerir ve bunlar prostata karşı en etkili bitkilerdir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Kullandığı zaman kişi yavaş yavaş normale döner. Bir problem kalmaz. Evet, izleyicilerimizden gelen sorular da var. Karaciğer yağlanmasına bitkisel destek mümkün mü? Bitkisel destek mümkün. Evet, var. Bitkisel destek. Karaciğer yağlanması, evet, ilgili mesela şu gördüğünüz çiçek, bitki, enginardır. Enginar. Ama insanlar bu enginarın şu çiçek tabanının zepse yemeğini yapıyorlar, zepsesini. Hı hı. Yiyorlar, afiyet olsun. Yemesi güzel, tadı güzel. Fakat faydalı olan bu çiçek tabanı değil. Çok çok acı olan şu gövde yaprağıdır. Zehir gibi acıdır. Neden? Gövde yaprağının birleşiminde siyanopikrin denen bir etken madde var. 400 bin defa dahi sulandırsanız acılığını hissedersiniz. Çok çok acı. Çayı içilmeyecek kadar acı. Zehir gibi acıdır. Ben bunu deneyini yaptım da Almanya'da, onun için iyi bilirim. Şimdi biz bunu ne yaptık? Enginarın gövde yaprağının ekstraktı, bitki özütünü damıtılarak elde edilen bitki özütü, yani enginar ekstresi denir buna. Enginar ekstresinden çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde deve dikeni tohumu, şahdere otu, mahonya gibi bitki ekstreleri içerir. Karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili bitkidir enginar. Bununla ilgili Almanya'nın Hamburg şehrinden Riesen Hastanesi, üniversitenin kliniği, Riesen Hastanesi'nde, yani büyük hastane demek. Büyük hastane kliniğinde 553 karaciğer yağlanması rahatsızlığı olan hasta üzerinde Profesör Doktor Fintilman ve ekibi tedavi denemesi yapmışlar ve hastalarda görülen kolesterol, lipid, trigliseridi önlediği, karaciğerdeki ALT, AST değerlerini düşürdüğü belgelenmiştir. Bize bir hanımefendi geldi. Doktoru her şey yasaklanmış. Et, peynir, yumurta, sucuk, salam, sosis, hayvansal hiçbir şey yok. Yağlı bir şey yok. Ne yiyeceksin? Patates, haşlanmış sebze vesaire. Kadıncağız hayata küsmüş, geldi bana dedi ki ya artık hiçbir şey yemez oldum. Affedersin dedi. İnek gibi oldum dedi. Hiç et yemiyorum dedi.
O da dedi otları da haşlıyorum dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Hayattan hiç de kalmaz oldum. Her şey yasak bana dedim. Ha, problem değil dedim. Bir ay sonra her şeyi yiyebilirsin. Gerçekten öyle, gerçekten. İksir, aloe vera jel, enginar forte, cordyceps forte, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Trigliseridi 527'den 160'a düştü. 527. Çatalca'da hanımefendi, Fatma Hanım. Kolesterolü 350'lerden 130'a düştü. Bütün değerleri, tansiyonu düzeldi, şekeri düzeldi. Şaşırdı kaldı. Doktora demiş ki, benim etkili ürünlerim, ilaçlarım çok etki yaptı. Senin ürünlerden değil doktor bey, Gökçek iksir, aloe vera jel vesaire deyince, o ne demiş, bu. İyi o zaman devam et demiş ama artık tereyağı da yiyebilirsin, az et de yiyebilirsin. Artık biraz normal beslenebilirsin demiş, aşırı olmamak şartıyla. Kadıncağız sevinçten çok mutluydu. Diğer hastaları getirmişti de tekrar konuştuk. Çevresindeki insanları, hasta olanları köyde bize getiriyor. Arada sırada konuşuyoruz. Evet. Evet, cinsel yetersizlikle devam edelim dilerseniz. Evet. Şimdi cinsel yetersizlik, cinsel iktidarsızlık gibi rahatsızlara karşı ülkemizde bir bitki yetişir. Hatay yöresinde yetişen bu bitki çakşır kökü. Çakşır, Hataylılar çok güzel bilir bunu. Orada mesela keçi, otlayan keçiler, başka yörede otlayan keçi bir yavru yapıyorsa, burada otlayan keçiler birkaç tane yavru yapıyor. Şimdi bununla ilgili, bu çakşır köküyle ilgili bilinen tarih, binlerce yıldır insanlar biliyor, kullanıyor. Kısırlığa karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Yani birçok bilgi var, bilgi var. Çakşır kökünden elde edilen ekstrakt ama bunun çayının yapımından daha etkilidir. Ekstresi, özütü, damıtılarak elde edilen özütü daha etkilidir. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Şimdi erkekten kaynaklanıyorsa kısırlık tabii ki farklı, kadından kaynaklanıyorsa farklı. Erkekten kaynaklanıyorsa erkeklerin iksir aloe verecek keçi boynuzu forte. Özel bir formül geliştirdik. Birleşimde çakşır, damyana, ginseng, yohum bin içeren keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu farikozula karşı etkili, orşite etkili, epididimite etkili. Eğer kadınlardan kaynaklanıyorsa rahatsızlık, işte bayanlardaki rahim ve yumurtalıklarda kist veya miyom varsa, hormon anormalliği varsa, bayanlardaki hormon anormalliğine karşı ise kayıt forte. Kayıtla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Mesela sadece Marburg'da 33 bayan üzerinde yapılan araştırmada kadın doktorların asla çocuğu olamaz dedikleri bayanlara hayıttan elde edilen, hayıt ekstresinden elde edilen damla drajeler verilmiş. Hastalar 3 ay, bazıları 4 ayda tedavi edilmiş. Normal yolla bütün bu bayanlar hamile kalmıştır. Şimdi hayıtın birleşimindeki etken madde ne yapıyor da, nasıl etki yapıyor da hamile kalamayan bayanlar hamile kalıyor. Normal olarak hipotalamusun altında hipofiz bezesi var. Hipofiz bezesi böyle nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bütün hormon salgılayan organların orkestra şefi gibi. Bunun sapında toplu iğne başı kadar bir kist oluşursa buna mikroadenom denir. Nohut kadar bir kist oluşursa makroadenom denir. Makroadenom, mikroadenom. İki türlü kist oluşur. Bu hipofiz bezesinin sapında oluşabilir. Hayıt bu kistleri eritiyor. Ve bayanlardaki yükselen hormonu, yani anormal derecede artan prolaktin hormonu tekrar normal seviyeye dönmesini sağlıyor. Ve hamile kalamayan bayanlar normal yollarla hamile kalıyor. Hayıtla ilgili yüzlerce klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Eğer ki bayanlarda kist veya miyom varsa
zerdeçal forte veya yoğurt otu forte de kullanmak gerekebilir. Evet, teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları.